Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Debug kamerayı göstereceğim. Daha doğrusu anlatacağım. Aracı nasıl takip ettirebiliriz? İstediğimiz noktadan, istediğimiz yerden aracı nasıl takip ettirebiliriz? Onu göstereceğim. Lütfen videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Kanala abone değilseniz lütfen abone olalım arkadaşlar. Modlarımız Discord kanalımızda mevcut arkadaşlar. Ücretsiz bir şekilde paylaşım yapıyoruz. Gelip sizler de modları indirip kullanabilirsiniz. Buradan mod yönüsüne giriyoruz arkadaşlar. Bu dediğim debug kamera hem internet üzerinden bulabilirsiniz hem de Steam'de atölyede mevcut arkadaşlar. Mod hem internette mevcut hem Steam bölümünde mevcut arkadaşlar. Mod yönüsüne geliyoruz arkadaşlar buradan. Bütün olayımız şeyle arkadaşlar. Yani yarım klavye değil. Tam klavye oynuyorum ben. Yarım klavyede yapanlar da vardı belki. Tuş atamalarını değiştirmişlerdir belki. Numlock tuşlarını değiştirmiş olabilirler. Onda da yapabilirsiniz. Tabi yarım klavye kullananlar için söylüyorum. Ben tam klavye kullanıyorum şu anda. Buraya yazıyoruz arkadaşlar. FL'ye debug kamera. Veyahut da debug yazalım. Herkesin bulacağı bir şekilde debug kamera. Gördüğünüz gibi. Bu Steam'de olan, gördüğünüz gibi Steam işareti var. Bu normal internette indirilen arkadaşlar. Yani biz şu an Steam kullanacağız. Etki zaten şu anda. Etkileştirmişiz. Bunun sırası önemli değil arkadaşlar. İstediğiniz yere koyabilirsiniz. Sonra buradan çıkıyoruz. Bunu onaylamamız gerekiyor yani. O debug kamerayı çalışmamız için. Bir takip ettirmemiz için. Oyunumuza geçelim. Bütün olayımız Numlock tuşlarıydı arkadaşlar. Numlock bir de tabii ki mouse. Yani mouse'un orta tuşu lazım. Sonuçta sağa sola döndürmemiz gerekiyor. Bütün olayımız Numlock ve mouse arkadaşlar. Evet, oyunumuz açıldı. Maalesef açıldı yani, açıldı. Ne şükür açıldı yani. Sür diyelim buradan baba. Gördüğünüz gibi tırımız böyle. Böyle tırımızı görebileceğimiz bir yer çekelim şöyle. Böyle çektik mi baba? Baba tırımızı çektik. Böyle. Sonra buradan sıfır kamerasını geçiyoruz arkadaşlar. Mutlaka bu sıfır kamerasını da yapın yani. Oyunun başlangıcında sıfır kamerası yapmayanlar yapsınlar. Sıfır kamerasına geçiyoruz. Numlock tuşlarıyla yine aynı şekilde sıfır kamerasına nasıl şey yapıyorsak, ilerleme yapıyorsak o şekilde yapıyoruz. 8 ile ileri, 6 ile sağa, 4 ile sola, 5 ile geriye nasıl gidiyorsak o şekilde ayarlıyoruz. Tırı ekrana göre ayarlıyoruz arkadaşlar. Tırı ekrana göre, ekranın ortasına göre ayarlıyoruz. Ekranımızın ortasına göre. Sonra buradan konsol açıyoruz arkadaşlar. Konsolda yapmayı unutmayın. Konsolda yapın ilk öncelikle. Konsolda yapmayı unutmayın. Buradan ne yazıyoruz? G alttan tire, bunu da yazacağım zaten. G alttan tire, debug alttan tire, kamera. Normalde bu şekilde olur. Bir boşluk bırakıp bir yazıyorsunuz arkadaşlar. Bir boşluk yapıp bir yazıyorsunuz. Üst sıradan yazıyor. Aktif diye. Sonra bu konsolu kapatıyoruz. Hala sıfır kamerasınız gördüğünüz gibi. Numlock tuşlarından 7'ye basarsanız debug kamera aktif olur arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu an debug kamera aktif. Artı işaretimiz çıktı. Gördüğünüz gibi. Bu artı işaretini yeşil yapıyoruz. Bunu yeşil nasıl yapıyoruz? Mouse'umuzun sol tıkıyla arkadaşlar. Mouse'un sol tıkıyla gördüğünüz gibi şu anda aracı seçmiş oldu. Debug kamera aracı yani takip edecek nesneyi seçmiş oldu şu anda. Aracı takip etmek için aracı seçmiş oldu. Bu şekilde ayarlıyoruz. Sonra Numlock tuşlarının olduğu yerde en altta en sağ en altta Enter tuşu var arkadaşlar. Buna bastığım zaman gördüğünüz gibi yani şey oldu. Kameramız aracımıza bağlanmış oldu. Yani kamera araçla takip eder. Yani sıfır kamerasına çıkmış oldu. Yani kamerayı nasıl yaparsanız o şekilde aracın şeyine göre çalışır. Yani böyle yaparsanız böyle yapar. Yakınlaşırsanız 8 kamerayı 8 ile. Yani hepsini Numlock'la yapıyorum arkadaşlar. 8 ile ileri, 5 ile geri. 8 ileri, 5 geri. 6 ile sağ, 4 ile sola.
Bu şekilde. Yaptınız mı bunu? Bunu şey için kullanıyorum arkadaşlar. Görüntü biraz daha şey olsun diye arka plan biraz daha geniş tutuyorum. Yani böyle kameralarda geniş açı lens olur ya, balık göz derler. O gibi yapmaya çalışıyorum mesela. Bak, şimdi gördüğünüz gibi aracı ortaladım. 9 tuşuyla yukarı aşağı. 9 yukarı, 3 aşağı arkadaşlar. Bu şekilde yine aracı ortalıyorum. Bu şekilde. Sonra num nok tuşlarının olduğu yerde hem artı hem eksi tuşu var arkadaşlar. Eksi tuşuna basarsanız araca yakınlaştırır ve çevreyi genişletir. Yani eksiye bastığınız zaman çevreyi genişletir, araca yakınlaştırır arkadaşlar. Çevre genişler. Aracın görüntüsü daha belirgin olur. Artıya basarsanız şey yapar, geri çekilir. Boyut küçülür. Ona göre görüntümüzü ayarlıyoruz. Yani netliğini falan ayarlıyoruz diyelim. Netlik ayarlıyoruz. Buradan istediğiniz gibi ayarladık, gördüğünüz gibi. Sonra buradan, şimdi araca takılı olduğu için bu kamera, buradan Enter'a tekrardan basıyoruz. Normal sıfır kamerasına gitmiş oluyor. İşte 8 ileri, 4 ile sol, 6 ile sağ sol gitmiş oluyor arkadaşlar bu şekilde. Sıfır kamerası. Diyoruz ki biz bu aracı takip etsin kamera. İstediğimiz noktaya geçiyoruz arkadaşlar. Buradan takip etsin diyoruz. Mesela aracın çıkışını takip etsin. Gördüğünüz gibi artı işaretimiz hala duruyor. Gördüğünüz gibi. Diyoruz ki aracı buradan takip etsin. Tamam mı? İstediğiniz yerden takip ettirebilirsiniz. İstersen ileriden, istersen aracı görmeden takip ettirebilirsiniz. Şuradan mesela, köşeden. Uzaktan bir yerden aracı takip ettirebilirsiniz. Mesela aracı ben görmüyorum şu anda ama araç sol ekranda açılmış bir tane bölüm var. Oradan aracın önünü görüyorsunuz arkadaşlar. Yani gideceği yolu gösteriyor size. Buradan artıya tıklıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hiçbir şey yapmıyorum. Sadece sıfır kamerasındaymış gibi sağa sola basıyorum, ileri geri. Diyorum ki bu aracın üstünden takip etsin diyorum. Sonra buraya geliyorum. Buradan num nok tuşlarının altında ya delete tuşu vardır ya da nokta işareti vardır arkadaşlar. Sıfırın hemen sağında. Sıfır tuşunun hemen sağında bir tane nokta işareti var arkadaşlar. Ona tıklıyorum. Şu anda aracımız takip ediyor. Mouse'u oynatıyorum sağa sola. Hiçbir şekilde tepki vermiyor. Bu artı işaretini kaldırmak istiyorsak da 1'e basıyoruz arkadaşlar. 1 tuşuna. 1 tuşuna bastık, tamam. Şu an araç bizde. Yani şu sol üstteki kameradan da aracı görüyoruz arkadaşlar. Aracın nasıl çıkış yaptığını. Şu anda gördüğünüz gibi şu F3'le de şeyi kapatabilirsiniz. Yandaki navigasyonu falan kapatabilirsiniz bu şekilde. Bu şekilde gördüğünüz aracımız geliyor. Üst taraftan da sol üst köşeden aracımızı takip ediyoruz, yolu yani. Burada selektör falan ekliyoruz. Gördüğünüz aracımız takip ediyor. Hem yola bakıyoruz. Gördüğünüz gibi aracımız takip ediyor. Aracımız geldi, gördüğünüz gibi görüntüyü ortalamışız. Eğer siz görüntüyü ortalamadıysanız 9 tuşuyla yukarıya, 3 tuşuyla aşağıya ayarlayabilirsiniz bu şekilde. 8 tuşuyla ileriye, 5 tuşuyla da geriye arkadaşlar. 6 tuşuyla sağa, 4 tuşuyla da sola döndürebilirsiniz arkadaşlar. Görüntüyü eğer ortalamak istiyorsanız. Adımlarımız bu şekilde. Mouse'un orta tekerleğiyle de yavaşlatabilirsiniz arkadaşlar bu şey ileri geri gitmeyi. Aynı sıfır kamerasında nasıl yavaşlatıyoruz o şekilde. Mesela ileriye basıyorum, yavaşlatım şekli şu anda. İstediğiniz kadar yavaşlatabiliyorsunuz arkadaşlar. Sonsuz yavaşlatma var. İstediğiniz kadar hızlandırabilirsiniz. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Ama şu anda mouse'u sağa sola hareket ettiriyorum, dönmüyor. Çünkü debug kamerada araç takibinde kamera. Bunu bu şekilde yapıyorsunuz arkadaşlar. İsterseniz yakınlaştırın böyle. İsterseniz uzaklaştırın. Üstten de kamerayı da görüyorsunuz, aracın nereye gittiğini görüyorum. Mesela içeri girelim. İçeriden dönüş yapalım. Gördüğünüz kameramız bu şekilde şey yapıyor arkadaşlar. Takip ediyor aracı. Üst taraftan da önümüzü görüyoruz zaten. Aracı görmesek dahi, aracın önünü görmesek dahi üst taraftan görebiliyoruz aracı. En azından önümüzü görüyoruz. Gördüğünüz aracı bu şekilde takip ettirebiliyoruz. İsterseniz yani kamerayı üstte de koyabilirsiniz. Havadan da takip ettirebilirsiniz. Drone gibi. İsterseniz alttan. Diyorsanız şu üstteki kamera olmasın. Onu kapatmak istiyorum ben. Delete tuşuyla kapatıyorsunuz arkadaşlar. Temiz bir görüntü çıkıyor ortaya. Ama bu sefer aracın önünü göremiyorsunuz. Böyle bir durum var. Ona göre ayarlarsınız zaten kendiniz. Eğer kamera tekrardan geri gelsin istiyorsanız Delete tuşuna bir kere daha basıyorsunuz arkadaşlar.
Görüyorsunuz. TRT'yle kapatıyorsunuz. Şu anda dev kamerada. Yani araç takibinde şu anda. Çıkmak istediğiniz zaman da arkadaşlar noktaya bir kere daha basıyorsunuz. Ve şu anda dev kamera şeyden çıktı. Araç takibinden çıktı ve şey yapıyorsunuz. Sıfır kamerasındasınız. Ama dev kamera hala çalışıyor. Mesela diyorsunuz ki şuradan, yani şuradan takip etsin beni. Evin üstünden takip etsin. Veyahut da yukarıdan takip etsin. Havadan takip etsin. Böyle mesela. Noktaya bastığınız anda araca yöneliyor kamera. Ve buradan takip ettirebiliyorsunuz. Şekilde üstten. Sonra bu 8'de yakınlaştırabilirsiniz bu şekilde isterseniz. Giderken araç. Bunu hızını ayarlayabiliyorsunuz tabii siz. 5'te geri, 8'de ileri. Bunun mouse'un orta tekerleğiyle ayarlayabiliyorsunuz hızını. Yakınlaşsın yakınlaşmasın diye. Sonra yine aynı şekilde noktaya basarak çıkıyorsunuz. Sıfır kamerasındayım şu anda. Diyorum ki kamera açısı farklı olsun. Ama kamera aracı takip etsin diyorsanız. Aracı bu şekilde yakınlaştırdım. Enter'a basıyoruz arkadaşlar. Enter'a bastığınız zaman bu şekilde kamera aşağı düştü. Bunu 9'da kaldırıyorsunuz. 9 tuşuyla yukarı kaldırıp 3 tuşuyla aşağı indirebiliyorsunuz. Araç böyle gitsin. İşte aracı ayarlıyorsunuz bunun 9 tuşuyla. 5'te geriye, 8'de ileriye. Sonra diyorsunuz ki böyle gidelim. Bak kamera olduğu yerde duruyor. Araç istediği kadar dönüyor mesela. Bak, mesela gördüğünüz gibi kamera olduğu gibi duruyor. Ben nasıl şapraz tutacağım kamerayı? Kamera olduğu gibi duruyor. Araç istediği kadar dönsün. Ama kamera hiçbir zaman dönmez. Aracı şimdi ön tarafını görüyordu şimdi kamera. Şimdi arkasını görüyor mesela. Kamera hiçbir şekilde dönmüyor. Gördünüz mü? Bu şekilde de yapabilirsiniz. Bunu Enter tuşuyla yapıyoruz arkadaşlar. Numlock tuşlarının yanında bulunan Enter tuşuyla yaptım bunu şu anda. Gördüğünüz gibi. Kamera olduğu gibi sabit duruyor. Araç etrafında dönüyor ama kamera hala duruyor yani. Hem aracı takip ediyor kamera hem olduğu yerde duruyor. Bu da böyle bir görüntü. Mesela selektör falan yapayım. Bu şekilde. Çıkmak istediğiniz zaman da tekrardan aynı tuşa basıyorsunuz arkadaşlar. Enter'a basıyoruz. Çıktık mesela. Şu anda sıfır kamerasında. Hiçbir şekilde aracı takip etmez. Kamera olduğu yerde durur. Bildiğiniz sıfır kamerası. Benim söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Takıldığınız bir nokta varsa yorumlar bölümünde belirtin arkadaşlar. Yardımcı olmaya çalışırım. Discord kanalımız zaten linkleri profilde mevcut. Gelip modları indirebilirsiniz. Ücretsiz tüm modlar. Lütfen kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayı. Bunu alın. Bak bunu buradan alın. Gel kardeşim gel. Ben konuşamıyorum kendime. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Video beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.